Sevgili Seher, senin kocanın bir katili var. Şimdi şu anki Beyza'nın ifadesine göre, onun tanıklığına göre Recep Orozoğlu, komşu Recep Orozoğlu. Şimdi ben şunu merak ettim, sen baştan itibaren bu Recep Orozoğlu'ndan şüphelendin mi? Evet. Beyza yani, konuşmadan, Beyza de. Demeden tabii şüphelendin de. Mi? Neden? Yani ilk başlarda zaten o evde oturduklarını, hani olay olduktan sonra öğrendim, hani ikinci katında oturduklarını. Hı hı. Kapı kırık şey çıkıyor, onu da Recep çıkarıyor zaten. Hani kapının Anlamadım. Kırık olduğunu. Bir gün sonra Recep kapı kırık diye ifade veriyor. Evet, peki sen onu nereden biliyorsun? Yani kapının kırık olduğunu emniyetten duydum. Emniyetten duydun. Yani o şekilde hani ateş evden... edildiği düşünülen hemen yan taraftaki aynen. Burak Durunay'ı biliyorsunuz, bir iki el ateşle pusu kurularak öldürülüyor Seher'in kocası. Alt katta boş, üst katta da zaten Recep'le Nurgül'ün orada oturduğunu sen cinayetten sonra mı öğrendin? Evet. Bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Ha. Peki devam edelim. Yani sonrasında işte hani evin etrafında gördüklerimi falan not aldım, bir şeyler yazdım. Ne gördün evin etrafında? Yani Nurgül'ü falan o camda görmüştüm birkaç kez. Şimdi Beyza bir 14 ay boyunca konuşmuyor, susuyor. Doğru mu? Hiçbir şey söylemiyor. Ama o sırada senin kocan öldürüldükten sonra sen evdeki, ya yani etraftaki her şey, herkesten, komşularından falan şüphelendikten... Ya aslında mahalleden 2021 Eylül'de başladım ben, 9 Eylül'de şüphelenmeye. Peki hani emniyet etraf... sana, yani şu ilk başta sen de şüphelisin. Çünkü geldiği şeyi, cesedi bulan sensin. Kocanın cesedini bulan sensin. Ambulansı arayan da sensin. Birkaç dakika önce sokağa giriş yapıyorsun. Senden de emniyet şüpheleniyor. Peki o sırada hiç o sizin sokağa, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki o sokağa, işte kameralarda kimsenin takılıp takılmadığını, ya ki daha doğrusu sadece o mahalleden birinin öldürdüğünü emniyet sana söylememiş olması yok, lazım. Onu zaten onu da bilmiyorsun. Son, hayır. Hiçbir şey ortada yok. Tanık da, Beyza'nın tanıklığı da yok. Fakat sen Recep'ten şüpheleniyorsun. Yani ama hani Recep Gül'den hani sonradan ilk başta hani o evde oturuyor. Yani tamam, kafam oturdu, hani o evde oturuyor. Başka hani yabancı biri olamaz. Karşı tarafta bir cenaze var. Hani o cenazede falan hani yabancı biri girip çıksa, hani bir kalabalık var ya bir cenaze. Tamam, herkes kendi telaşında ama görecek, yani yabancı biri girip çıkamaz o eve. Sonrasında ben o yüzden hani Recep yani bir dedim. Gün, bir gün sonra o Recep Orozoğlu'nun alt katındaki o boş olan yerin kapısının kırık olduğu, balkon kapısının oradan birinin girmiş olabileceğini sanık Recep Orozoğlu emniyete söyledikten sonra sen oradan ancak kim girebilir diye düşünmeye başladın. Evet, ben doğru arka mu? Mahalleyi de gezdim hatta, hani kamerası olan hangi nerelerde kamera var falan filan gibi hani baktım, hani alamayacağım ama hani nerede var, hani bir de ama sonuçta bir şeyler bilmiyorsun. Yapmaya çalıştım. Hatta Kerem abiyle gittik. Aa, şurada mı kamera varmış, burada kamera varmış. Ama hani sonuçta onlara emniyet bakıyor. Emniyet tabii, onlara, emniyet bakıyor, sana söylemiyor. Söylemiyor işte. Ben de kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Hani burada kamera varmış. Hani ben sanki hani onlar bilmeyecek gibi. Hani ben kendimce bir şeyler yapmaya. Hatta Kerem abiyle arabayla gezdik. Yani ama o sırada daha özür dilerim, senin eşinin bu bazı kadınlarla şey yazışmaları, yok. Onlar da daha bulunmamış. Yok, hiçbir şey yok ortada, hiçbir yok. Şey yok. Hiçbir şey yokken karşı komşu, ama annenler onları bir sevmiyorlar. Yani daha doğrusu böyle yok, komşuluk ilişkileri şey fazla yok. Yok. Böyle hatta onların sokağından o yürüme. Pek bir şey yok. Onların sokağından yürüme. Dedikoducudur bunlar diyor annen senin. Sen diğer sokaktan geliyorsun. Hayır, onların sokağından yürüme demiyorlar. Mahalle dedikodu, hani böyle sağına soluna çok bakma, herkese çok muhatap olma hani gibi. Hani senin dedikodunu yaparlar gibi. Anladın mı demek istediğimi? Bir kadın bir erkekle konuşsa hemen onunla beraber mi diyorlar? Yani bir şey olur, hani kötü karşılanır gibi. Hani küçüklükten gelen bir uyarı, şey. Hani uyarıyor ben de annesi. Kafama yer etmişim. Ama ben hala daha cinayet yeni işlenmiş. Hatta Recep'ler size yardım ettiklerini falan söylüyorlar. Hatta şeyde Halil de geliyor, kayınbiraderleri de geliyor. Zaten... Daha Beyza orada şeyden dayısını gördüğünde bir silüet görüyor. O kişinin Recep olduğundan da şüphelenmiyor. Sonra emniyet fotoğrafları gösterince onlardan teşhis ediyor. Vallahi anlamadım, Recep'ten nasıl şüphelendin? Yani zaten Murat'ın o Burak'ı tutuşunu falan unutmuyorum. Hani şöyle ağzında tütünle. Murat, bu Recep Orozoğlu'nun kayınbiraderi, hani komşuları. Zaten ben olaydan sonra hani direkt tak diye değil yani. Onlar kendileri yaptılar aslında. Hmm. Hani gerek Halil'in bizim perde için perdelerinizi kapatın, tak tak yapıyor, pat pat yapıyor, bilmem ne. Halil kime diyor perdeleri kapatın diyor? Babama diyor, bana diyor. Babam da dedi hani bakma o zaman bizim eve. Hani niye bakıyor? Özür dilerim, cinayet işlenmiş. Sen evde kalıyorsun, ondan sonra bu Recep Orozoğlu'nun kayınbiraderi. Yok, evde kalmıyor. Bir ay kaldık tamam, o evde. Neyse, kayınbiraderi sonrasında. Ne diyor? Perdeleri ne diyor, anlamadım. Balkon perdeleri tak tak pat pat yapıyormuş. Sürekli onu kapatın, kaldırın, bilmem ne. Yok, yırtıldı falan filan bunlar gibi. Seni şüphelendirdi.
Ya yani sürekli yok eve kiraya vermeye çalışıyor. Yok bizimle muhatap olmuyor. Yok bizimle konuşmaya çalışıyorlar sürekli. Böyle ağzımızdan laf alıyor. Babamın yanına geliyorlar sürekli. Daha önce sizle iletişim kurmayan Haliller, evet. Muratlar, Recep Orozoğlu onlar birden iletişim mi kurmaya başladılar, evet. Sizle? Ama yine de bir insanın onu yani katil olarak söylemek için daha kuvvetli bir şey lazım. Tabii daha kuvvetli şeyler lazım zaten de. Mesela hani olay gününde Recep böyle hani Recep olduğunu bilmiyordum zaten. Hani damatları olarak söyledim ben zaten ilk başta. Hani evet. Öyle beni görür görmez hemen eline telefonu alması. Hani bunlar kafamda yer etti. Hani zaten bundan 9 ay sonra. Sonrasında ben sosyal hani mahallenin şeylerini bakmaya çalışıyorum. Sadece 3. kattaki Yasemin ablanın soyadını biliyorum. Onun hesabından Fatih abiyi buluyorum. Fatih abiden de Muratgil'in sosyal medya paylaşımlarını buluyorum. WhatsApp'a Hakan. WhatsApp'a bak lütfen. Ama bu esnada hani şey çıktı. Hani bir kart meselesi çıktı. Yani o kart meselesi yüzünden şüphelenen Hasan diye bir adam vardı. Hala onunla oyalanıyorduk yani 9 ay boyunca. Yani ondan sonrasında ben kart meselesi de almadım. Şu, kart onu bir daha açıklayayım izleyicilerimize söyleyelim. Kart meselesi neydi? Ya o kart meselesi cinayetin daha doğrusu pusu kurulan içeri girerek yani bizim bir emniyet mensubu atış uzmanı da gelmişti. Onun birinci katında emniyet de öyle zaten keşif yapıyor. O alt kattaki Recep'lerin alt katında işte bir gün sonra biri girmiş diye Recep'in aslında söylediği o yerden o evin içinde kimsenin oturmadığı evin içinde bir kredi kartı mı? Giyim mağazasının kartı. Giyim mağazasının kartını üstünde görüyorlar. Üstünde ismi yazıyor. Üstünde isim yazıyor. Neresinde bulunuyor o? Yani hangi odanın neresi ya? Yani evin neresinde bulunuyor? Yani mutfaktan çıkınca hani koridor gibi bir yer var. Orada bulunuyor. Ama ev sahibinden hani oradan en son çıkan 6 ay önce ayrılmış bir kiracı var. Tamam. O da diyor ki hani evet ben onu oraya koydum ama her tarafı güzelce temizledikten sonra koydum. Orada bir kart olma ihtimali yok diyor. Peki bu Recep nereden biliyor orada kart olduğunu? Recep yani Recep'i kartı Recep'in attığını düşünüyorum. Nasıl düşünüyorum? 10 gün sonra yok sinekler çıkıyor, yok şöyle böyle çıkıyor. Yani ki 20 Ocak'ta hani tamam kışın ama hani şeyleri falan kapalı. Hani yok oraya biri girmiş. Geldi. Hani ondan dolayı sinekler. Yani şeyler kapalı, kapılar kapalı. Sinekler sizin oraya hani sen nereden göreceksin? Şöyle sineği? Evin içerisinde çünkü tuvalet arka tarafta ve Recep Orozoğlu'nun göreceği bir yerde değil. Şimdi Recep Orozoğlu daha sonrasında bu evde sinekler bastı diye kime İhbarda söylüyor? Bulunuyor. İhbarda bulunuyor. Emniyete mi söylüyor? Evet, emniyete söylüyor. Ama Recep Orozoğlu'nun o sinekleri görebilmesi için evin içine girmesi gerekiyor. Evet. Ama iyi anladım da bir insan cinayet işledikten sonra o kartı orada bırakır mı? Ya da yani bulduğunu söyler mi? Yıldırtmaya çalışıyorlar. İlk başta diyorlar ki o Ali Bey var dolmuşçu o yaptı diyor. Yok Hakkı Bey onlar var. Daha sonra. Onlar yaptı. Sen... Hayır olay günü yapıyorlar onları. Olay günde zaten yön şaşırtmaya bununla kavga etmiş diye onun yanına götürüyorlar. Bununla kavga etmiş diye onun yanına götürüyorlar. Yani yok biz bir gün sonra kamera kapı kırık diye bilmem ne oluyor. 10 gün sonra sinekler çıktı diye bir tane kart çıkıyor. Madem bu şekilde şüphelendiysen sen Recep Orozoğlu'ndan şüphelendiğini emniyete söyledin mi ilk zamanlar? Paylaştın mı emniyette? Yok. Yani neden? Ben sadece hani bilgi veriyordum. Hani öyle hani herkesten şüpheleniyordum çünkü o sırada. Hani Recep, Ali, Murat hani tam elle tutulur hani çok bir şey yoktu. Ama sosyal medya paylaşımlarına kadar. Onları da gördükten sonra zaten iyice emin oldum. Peki sen emniyete herkesten şüphelendiğin kişilerin isimlerini verdin mi? Tabii onlara hani şüphelendim de derken hani şunun şöyle şeyi var. Hani böyle bir muhabbetimiz olmuştu. Burak şunun hakkında şöyle konuşmuştu gibi. Hı hı. Söylesen. Recep Orozoğlu o kapım kırıldı şikayetini polis ona herhangi bir şey sormadan kendisi mi gidip söylüyor? Yok. Yani Nurgül korkmasın diye söylememiş emniyete. Çünkü mantık olarak şöyle olması gerekiyor. Evet, evet. Polisin atışın yapıldığı yeri tespit edip o evin kime ait olduğunu sorup kendisinin Recep'e gitmesi lazım. Recep'in öncesinde polise gidiyor olması... Bir şüpheyi üzerinden atmaya çalıştığını polis soruyor. Polis diyor ki burada olabilir. Duyduklarınız, bildikleriniz bir şey varsa lütfen söyleyin diyorlar. Bunun üzerine Recep Orozoğlu da işte emniyet gelip herkesle konuşuyor. Ama o dönemde emniyetin yapmadığı şey şu. O ciddi bir eksiklik. Sonuçta iki tane kamera var oraya ve ne olursa olsun bir başkası yabancı da girip çıkabilir. O dönemin çalışanlarının bence hatası şu. Kimseden swap örneği alınmıyor.
kimseden, mahalleden, halbuki bütün yakın komşulardan, herkesten. O kamera görüntüleri de aslında çok hızlı alınıyor artık. Emniyet o işlerde çok hızlandı. Bilemiyorum. Yani 2 yıl öncesinden bahsediyoruz. O dönemde swap örnekleri almış olsaydı katil şu anda cezaevinde içerideydi yani. Ama biz şu anda yani yine de Recep Orozoğlu ile ilgili olarak da Beyza'nın önemli tanıklığı var. Ama Beyza daha söylemeden, daha sen onların yani kocanın bazı işte bu kirli, daha doğrusu karanlık tarafını görmeden Recep Orozoğlu'ndan şüphelenmen de çok ilginç olmuş, açık ve net söyleyeyim. Yani ilk gün zaten dikkatimi çektiler. Ama bunu bir de şöyle bir şey var, bunu da söyleyelim. Şimdi ben Cuma günü şimdi Halil'in mahalledeki Ayşe esnafla olan bir uygunsuz teklifi, onun arasındaki muhabbet, Halil'e geleceğim de. Ama ben sana şunu da sormuştum. Senin de Recep Orozoğlu arasında da bir yakınlaşma olduğu iddiası işte benim kulağıma geldi diye ben sormuştum. Galiba bu iddia mahallede birileri tarafından da sana ima edilmiş. Ya yani cinayetten ne kadar süre sonra? Tutuklama oldu. Yani Nisan'da tutuklama, Nisan sonu tutuklama oldu. Ben sonrasında mahalledekilerle konuşmaya, hani bir tütün paketi şey vardı. Olay yerinde bulunan. Hani onları dosyada gördüm. Hani bunu acaba hani kim içiyor diye baktım, hani eğer oysa hani o kişiden, yani bir şeyler toplamaya çalıştım gene tutuklamadan sonra da. Sonrasında gittim, konuştum. Orada tütün paketini nerede gördün? Nerede buldun? Ben bulmadım. Ha. Emniyet bulmuş. Ha, emniyet kovanların bulmuş. Kovanların yanında bulmuş. O markayı sen bakkala soruyorsun. Evet. Peki. Hani orada çok ilginç bir muhabbet gerçekleşiyor sevgili izleyiciler. Dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Ben ne konuşuluyor, hani niçin hani mahallede bir şeyler konuşuluyor mu dedim. Onlar dedi ki hani Recep'le senin bir ilişkin olabileceği konuşuluyor dedi. Hani o yüzden öldü. Mahallenin gibi. Bakkalı Recep'le senin aranda bir ilişki olabileceğini, Recep'in de bu yüzden Burak'ı ortadan kaldırmış olabileceğini bakkal mı söylüyor? Mahallede evet. Bu mu konuşuluyormuş? Evet, bu konuşuluyormuş. Hmm. Sonrasında ben de dedim hani bizim onunla göz göze gelme ihtimalimiz bile yok. Hani hiçbir şekilde göz göze gelmedik. Ki Nurgül bunu nasıl, hani demek ki birbirlerini sevmiyorlar ki bunu yutabiliyorlar yani. Çünkü hani nasıl böyle bir dedikodu çıkar? Nasıl böyle onlar da rahatlıkla hiç sessizce karşılarlar bunu yani? Anlam veremiyorum gerçekten. Yani o... Bu dedikoduyu mahallede kim çıkardı peki? Sen daha cinayet yeni işlenmiş. Yani mahallede bu konuşuluyor dedi bana. Hani kimin çıkardı? Kim dedi dedim. Cevap vermediler. Hani zaten dedikodu olunca kimse cevap vermiyor. Bu arada polis sormadan Recep kendisi evi söylüyor dediğim gibi. Önceden polis uyarıyor. İşte varsa bildikleriniz, gördükleriniz, duyduklarınız söyleyin diyor. Recep kendisi söylüyor. Ama Recep'le Seher arasındaki dedikoduyu mahallede kim çıkartıyor? O da çok ilginç. Yani onu söylemediler işte. Hani sen bize niye bunu Cuma günü anlatmadın? Söyleseydin Cuma günü, size söylemedi ben bu iddiayı sana. Bu aklımda değildi, ben tutuklamadan hemen sonra gittim zaten mahalleye. Daha önce Kerim söylediğinde de söylemedin. Sahar. Evet, onu yine söylemedin. O da şüpheleniyorum dedi mesela. Evet, o da demişti mesela. Acaba... Ama ben şüphelenmiyorum böyle bir şey. Hani... Şüphelenmiyor derken? Hayır, ben şüphelenmiyorum derken yani. Ya, ben yaşadığın için şey şüphelenmezsin yani. İddia bu tabii de, bilemiyorum. Öyle bir şey yani. Ha, öyle bir şey. Yani sonrasında ben mahalleye gezdim, hani o mahallede bunlar konuşuluyormuş yani. Senin ve Recep arasındaki bir yakınlaşma olduğu... Çok ilginç. Ya bence çok iğrenç bir şey yani. Bunu yani, o zaman bunu kim ortaya çıkartıyor bu dedikoduyu? Recep'lerin ailesi, Nurgüller falan çıkartıyor olabilirler mi? Olabilirler. Ha? Yani, sizin...